Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Çaylak olarak Aksaray'da her hafta farklı bir mesleği konu edinen programımız bu hafta çiftçiliği konu ediniyor. Ve ben çaylak olarak bu hafta çiftçi oluyorum. Hayvan yemleme, hayvan sulama, yonca işlemleri, ayçiçek tarlasından yol açma, yem indirme ve dahası. Bakalım çaylak olarak bunun üstesinden gelebilecek miyim? Maceramı hep birlikte izliyoruz. Ve çekimlerimize hayvan yemleme işlemleriyle başlıyoruz. Şimdi çekimlerimizde bizlere Fatih kardeşim yardımcı olacak. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi burada ben ne yapacağım? Şu an hayvanlarımızı yemleyeceğiz. Mısırımızla, yoncamızla, samanımızla, suyumuzla, yememizle. Bu hayvanlar sadece bunu mu yiyor? Ev yemeği falan yiyor mu bunlar? Ev yemeği yemezler. Sadece şey, saman, mısır, yonca. Evet. Gerektiğinde fi, mısır, arpa. Anladım. Her türlü tahıl, o tür ürünleri yiyorlar. Otçul oldukları için ot ürünleri yer. Anladım. Ben şimdi bunu alacağım. Önlerine direkt böyle lap diye dökeceğim mi? Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle olmaz. Nasıl yapacağım? Bunu ince ince sereceğiz. Fazla veremeyiz. Belli. Niye? Bir standartta, belli bir kilosunda. Allah Allah. Ya dök önüne yesin. Ne öyle? Olmaz böyle. Dök önüne olur mu? Tamam, ben yapar mıyım bu işi? Yapamazsın. Lan kardeşim, gözünü seveyim. Şunu alacağım. Şuraya dökeceğim abi, evet, biriniz de yapın, evet, deyin ya. Dökmeyle olmaz ki. Hepsini birbirinden kaldırıp dökelim o zaman. Tamam, sen geç Bahmeve. Sen biraz bir dinlen. Ben geldiğimde bunları bir karnını doyurayım, suyunu vereyim. Görüşürüz. Görüşelim abi. Tamam, sen var ya abi eve. Şu işleme bile zor diyorlar. Ben anlamıyorum abi bunları. Beni mi hor görüyorlar? Şimdi şunu takayım. Bir başlayalım bakalım. Neymiş de? Önüne ince serecekmişiz. Oldu, onunla oynayacağım ben. Direkt götürür önüne dökerim abi. Yiyin haydi. Ney? Gel bakalım. Neymiş de az az verecekmişim. Al. Ben bunu, lan burada hiç yok. Siz de gelin. Gel. Al. Al bakalım. Bu ne ya? Buz koymuşlar buraya. Hayvan yemleme işleminin ardından taranıyormuş bunlar yemekten sonra. Böyle keyif alabildiğin elime şöyle bir alet verdiler. Bununla gidip tarayacakmışım. Rahatlıyorlarmış, öyle dediler. Bir tarayalım bakalım. Korkuyor da değilim açıkçası. Yavaş gel. Gel. Bana bir şey yapmaz dediler ama şu hiç hoş bakmıyor. Gel sen küçüksün. Gel. Bunlar taratmıyor yalnız kendine. Bir de şunu deneyin. Böyle çok fazla arkasında durmayalım da. Tamam. Galiba tarayamayacağım çünkü yaklaşamıyorum. Çok pis bakıyorlar. En azından şöyle bir tane dokundurayım bari, yapmış olayım. Ben bunu yaparım diyordum yalnız. Aha. Aferin oğlum. İşte böyle tarama işlemleri. Çok güzel. Gel. Sevsem ne yapar acaba? İşte böyle tarama işleminin ardından çekimlerimize devam ediyoruz. Çaylak programı çekimlerimiz tüm hızıyla devam etmekte sayın seyirciler. Hayvan bakımının ardından ayçiçek tarlasına geldik. Müthiş bir sıcaklık var. Resmen depeme güneş geçti diyebilirim. Ve şu anda Kazıcık Tolu'nda Fatih Bey ile birlikteyiz. Fatih Bey. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi şu anda ayçiçeklerimizin setleri için, sulama için hazırlık yapıyoruz. Şu an set çekiyoruz. Ekipmanımızdan gördüğümüz gibi. Bundan suya hazırlık abi. Bu 10-15 güne bir sulanıyor. 10-15 liraya bir set duruyoruz. Suya hazırlık olsun, suda rahat olsun, içinde uğraşmayalım için. Bu yükseliyor abi çekirdek zamanla. Bu bir ay sonra daha bir yükselecek. Şu an bizim boyumuzdan düşük ama ilerideki zamanlarda daha yüksek olacak. 2-3 metreye kadar ulaşıyor. Bunun harmanı var abi, çekirdek sezonumuz dediğimiz. 8. ayın 10'unda falan başlar. Öyle abi.
Anladım. Peki şu an ben burada ne yapacağım? Şu an burada set çekeceğiz abi. Mandal vuracağız karık. Şimdi traktöre bineceğim, çalıştıracağım. Buradan en sona kadar mı? Evet, en sona kadar gideceğiz. Ondan diğer setten tekrar geleceğiz. Anladım. Peki niye yapıyoruz biz bunu? Sulamaya rahat olsun diye. İçinde uğraşmayalım diye. Anladım. Sulama sezonunda suyun etrafa daha güzel böyle yayılması için. Anladım. Peki şimdi ben bu işlemi yapabilir miyim? Yapamazsın. Niye? Bu çiftçilik zor. Yapamazsın bu çiftçiliği. Abi bir kere de yapın deyin ya. Gözünüzü seveyim. Bir kere de anlarsın de. Herkes anlayamaz abi bu tarımdan. Bu tarım işi zor. Reis ben burayı gözü kapalı sularım. Yapamazsın. Tamam. Yapılacak şey var, yapılmayacak şey var müdür. Tamam şimdi sen şu fatürü ver bana bir. Bu fatürü de. Şimdi ver bana. Sen şimdi evine gidiyorsun. Tamam mı? Çayını çorbanı içiyorsun. Ben traktöre biniyorum. Buradan sona kadar gidiyorum. İnşallah geldiğinde çiçeklerin kafası şöyle yatmaz. Yatarsa ne olacak? Vallahi orasına ben bilmem. Tamam ustam sen şimdi bize eve yollayalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Bismillah. Şimdi traktöre bindik. Bunda değişik alet anlamadım ben. Böyle 2-3 tane vites var. 2-3 tane bir şey var. Arkadaki alet nasıl çalışıyor onu da anlamadım. Herhalde şu kaldırıp indiriyor. Şimdi buradan başlayacakmışız. En sona kadar gidecekmişiz. Şuradan inşallah yapabilirim. Çünkü Fatih abi inşallah rezil olmam. Hadi bakalım gidelim. Şu anda gidiyoruz. Eyvah. Bana tam şu çizgiden git dediler ama inşallah adamların ekinine zarar vermem. Abi çok yavaş bu ya. Çok yavaş. Vallahi ben traktörü çok sevdim. Çok havadar. Kapı peci açık böyle. Rahat rahat gidiyoruz. Yalnız traktör yolundan sapıyor. Adamlar beni oyacak. Çünkü tam sırasından git dediler. Su gelecekmiş buraya. Arkada da bir alet var da o herhalde kazıyor. Anlamadım tam. Evet şu anda gayet güzel. Tarlayı yarıladık mı? Yarıladık herhalde. Ama bunun bir şeyi olsaydı çok iyi olurdu ya böyle. Bir hız sabitleyici. Şöyle ayağımı uzatırdım. Çayımı da alırdım böyle. 10 numara olurdu. Şu an tam sınırdan gidiyoruz. Şu an 10 numara bir hayat abi bu. Çiftçiler cidden işini biliyor. Böyle toprak güzel ilgilenmesi. Hasan Dağı'na yağmış kar altın kemer beledar. Toplanmış konuştular mahallede düğün var. Oy damat, oy damat oynasın dönsün damat. Dileriz mutlu olursun bir ömür boyu damat. Beni lafa tutsun yalnız traktör rotasından sapıyor. Adamlara nasıl hesap vereceğiz? Tepeme güneş geçti. Benden bu kadar. Fatih abi. Abi nasıl? Jilet gibi. Abi jilet gibi değil. Şuradan cetvel tut. Cetvel bir milim sola kaçarsa ben bu işi bırakırım. Cetvellik bir şey yok. Bak ayçekleri keleler hep yerde şu an eğilmiş. Bak bir diğer sıralarda bak bir bu sıralarda bak. Şurada da bir kesiklik var. Abi bu tarım, tarım işi bu kadar zor bir iş. Bu tarım işini herkes yapamaz. Özellikle bu işleri, ara çapasını, set mandalını, karak işlerini yapmak bu kadar vallahi başka bana bir göre şey değil. Numara. Bana göre 10 numara değil. Ne bak? Gayrı. Ya yapacak bir şey yok. Aynen abi kusura bakma artık tarla için. Yapılmasaydı ya bu oldu. Şimdi hakkını helal et artık. Helal olsun. Şimdi abi benim sana bir şeyim var. Şu. Bunlar şey yaparken koptu. Bunları sana vereyim ben. Kusura bakma artık abi. Tamam. Haydi. Buna da bir şey olmaz. Ve Hüseyin abimleyiz. Şimdi Hüseyin abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi buradaki işlemi bana bir anlat kısaca. Burası Aksaray'ın Kazıcı Köyü. Burası bizim koçak ve damızlık hayvan yetiştirici çiftliği. Şu an yem geldi. Yem indireceğiz.
11'e sonra da mısır sulamaya gideceğiz. Bu yemler hayvanlar için? Evet, hayvanlar için. Kaç torba var abi burada? Burada 550 torba var. Peki bunu kaç saatte indiriyorsunuz? Normalde 45 dakika falan bir zamanda indiriyoruz. Ben bunu 25 dakikada indirsem? Vallahi harçım buradaysa salat da burada. Mümkün değil, inanmıyorum. Niye? İndiremezsin, yapamazsın. Bir kişi kaç tane alıyor sırtına maksimum? Ya biz de normalde bir sıkıştığımız zaman ikişer ikişer alıp götürüyoruz. Tamam, ben üçer tane alayım. Sen mümkün değil, alamazsın. Tamam abi, görüşürüz. Tamam tamam abi. Hadi bakalım, Hüseyin abimle bir iddiamız var. En fazla iki tane alıyorlarmış. İki tane isim, iki tane ben kulağımla kaldırdım. Dur bakalım yapabilecek miyiz? İnşallah rezil olmam Hüseyin abiye. Mümkün değil, kaldıramazsın. Tamam abi, görüşürüz. Tamam. Buyurun, başlayalım. Şimdi Hüseyin abiyle çok büyük bir iddiaya girdik. 50 kilo, 3 tane alacağım dedim. Bakalım kaç tane alacağım. Önce bir deneyeyim, kendimi bir tartayım da. Ver reis. Anam. Nereye bu? İki tane ver, iki. At bir daha. Allah. Kalkmıyor. Şimdi ben ikiye alırdım, sen atamadın sırtıma. Sırtıma sen atamadın. Ver. 500 kaç tane vardı? 5 metre. Abi kusura bakma. Söyle. Ver abi. Çoğu gitti, azı kaldı. Hüseyin abi kaç tane vardı toplam? 550. Şu an 545 çuval kaldı. 545 çuval. Ben kaç dakika dedim? Sen yarım saat falan dedin. 20 dakika dedin ama mümkün değil. Ben, yarın... ben 4 çuvalda pert oldum. Ben 2 günde bu kamyonu boşaltamaz. Mümkün değil. Hüseyin abi elini gidip alın, öpeyim affedin. Arkadaşım, bu Hüseyin iş, abi, bu iş sizin işiniz değil. Elini tabanını öpeyim Muhammed abi. Bu çiftçinin, emektarın işi. Bu işler size göre değil. Ben öldüm abi, kusura bakma. Hadi. Rica ederim. Hadi abi, kendine iyi bak. Kaç gelsin, kendine iyi bak abi, güle güle. Yavaş git. Ve çekimlerimizin en sevdiğim kısmına geldik. Gördüğünüz gibi çekimlerimizde benim çok yorulduğumu gören Güldeste annem bana elleriyle böyle börek yapmış. Şimdi bunu öldüreceğim. Bunu şöyle kenara bir koyayım. Şimdi teyze, annem merhaba. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim vallahi, şükür çok şükür. Seni bir tanıyalım. Sen kaç yıldır buradasın? Ne işle uğraşıyorsunuz? Bunları bir öğrenelim senden. Bayağıdır buradayım. Bir 40 yıl oldu mu? 40 yılın var mı? 40 yıl oldu. 40 yıldır buradasın. Geçiminiz tarım hayvancılık. Tarım hayvancılık. Şimdi ben bu yemek faslından hemen sonra çapa yapayım diyorum. Hı. Sence çapayı yapabilir miyim? Çapayı bilmiyorum. Sen bilebilir misin? Yani nedir ki çapa yapmak? Elini alacaksın işte kazmayı, çapayı. Vuracaksın, bu değil mi? Vuracağım da iş becerebilsin. Ne dikeceğim? Bir şey mi dikeceğim? Ne yapacağım? Domates, biber. Domates dikeceğim. Patlıcan. Tamam, sen diyorsun ki yapamam. Yapamam. Tamam. Şimdi yemekten sonra sen de yanımda olacaksın. Bana işin inceliklerini tarif edeceksin. Bakalım yapabiliyor muyum? Tamam, ben sana gösteririm. Sen de yapabilirsen yapar. Yapamazsan belki de becerebilirsin. Senin göstermeni ben kabul etmem. Ben kendim yapacağım. Seni dinlendireceğim, sen oturacaksın, ben yapacağım. Tamam. Eminim yani senin kadar olmasa da sana yakın bir şey yaparım diyorum. Tamam abla. Bu arada yemek için şöyle tekrar bir kez daha gösterelim. Yine doğal ayran, her gittiğimiz yerde ayran ikram ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şunu bir yiyelim, yemek molasından sonra devam edelim. Tamam abla. Tamam. Yemek molasının hemen ardından çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda yonca tarlasındayız. Ben gelmeden bir hafta önce biçilen yoncalar kuruması için tarlada bırakılmış. Ve şimdi bunların toplanıp bir iki gün harmanlanması lazımmış ve daha sonra hayvanlara veriliyor. Ben de tabii çaylak olarak bakalım. Şimdi traktöre bir arkadaşımız geçti. Yavaş yavaş hareket edecek.
ve ben arkasından böyle tırmıkla traktöre yükleyeceğim ve arka tarafa götüreceğiz onları. Bakalım becerebilecek miyim? Çalıştırabilirsin. Devam et. Dışarıda müthiş bir sıcaklık var. Resmen eridim diyebilirim. Ve bugün hep bahçe işleri yaptım. Hep tarladaydım. Çok yorucu bir işlem. Bu çiftçilerimizin işi hiç kolay değil. Hepsinin Allah yardımcısı olsun diyoruz. Çünkü yani ben 2-3 saat dayanamadım. Onlar bunu yıllardır yapıyorlar. Oh. Dışarıdaki sıcaklığı anlatmama gerek yok sanırım. Şu anda kanter içindeyim. Bunun üstüne bir de bana ayran içirdiler. Normalde ben bunu böyle 10 dakika daha atardım ama... Ah. Ayran içirip beni kandırdılar. Ben çiftçiliği böyle sanmıyordum. Yani tarladan evimize geliyor, hazır yiyoruz ama... En ufak bir domates yetiştirmenin bile bir sürü... Püf noktası varmış, onu öğrendim. Yine aynı şekilde hayvanlardan sütü alması kolay ama işte bu zorluklardan sonra o hayvan o sütü veriyor. O son yudumu içmeyecektik. Daha işimiz bitmedi. Ben normalde buraya bir iki iş yaparım diye geldim. Adamlar resmen işçi arıyormuş bildiğin. Yok ayçiçeğe tarlası sür, yok yonca at, daha iş bitmedi çapa yap diyorlar. Mal indirdim. Bakalım beni çapada ne tür zorluklar bekliyor olacak. Güldeste teyzemi hatırladınız. Kısa bir yemek molası vermiştik. Bize çok güzel yaptığı böreklerden ikram etmişti. Ve benim çapa yapamayacağımı söylemişti. Bakalım çapanın incelikleri nelermiş, ondan bir öğrenelim. Teyze, şimdi ben geldim buraya. Burayı çapalayacağım. Ama bunun inceliği nedir? Ne yapacağım ben burada tam olarak? Çapalayacağım. Yani neyi? Şunları mı? Domates. O domates, onu mu sökeceğim? Onu domatesi, otları sökeceğim. Ha, domatesin yanındaki otları sökeceğim. Tamam, basit yani bu işlem. Yaparım ben bunu. Yap. Tamam, görelim. Şöyle. Şunlara vuruyorum. Yok, onlar da. Ha, bunlara vurmayacağım. Hı. Tamam. Ot dediğiniz? Ot, onlara vuracağım. Bunlar. Hı hı. Aha işte oluyor. Ağzıma yüzüme kum sıçradı. Şimdi çapa yapma işlemine başladık ama ben sadece şu sırayı yapacağımı sanıyordum. Teyze bana dedi ki bütün sırayı yapacaksın dedi. Bilmiyorum yapar mıyım, hiç takatim kalmadı şu sıcakta. Yani çiftçiliğin kıymetini, böyle yiyeceğin kıymetini anladım diyebilirim. Teyze, şimdi bunu ben yapmasam, bu otlar çıksa ne olur? Domates çıkmaz mı? Çıkmaz. Domateslere sarılır ki. Ha, zarar veriyor. Peki bu domatesler şimdi ne zaman olacak? Ne zaman yiyeceğiz bunu? Bunu bir ay sonra ne yerim? Bir ay sonra, o zaman ben bir ay sonra buradayım. Çünkü emeğim var burada. Gelir yerim yani. Tamam, helal olsun. Bir bakma. Tamam, bir ay sonra teyzem beni davet etti, gel dedi. Ye dedi, helal olsun dedi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Bir ay sonra gelip inşallah burada kendi emeğim, domateslerimden yemeye çalışacağım arkadaşlar. Yalnız benim her yerim tutulacak, yarın kalkamayacağım büyük ihtimalle. Oluyor mu, nasıl? Oluyor, oluyor. Çok güzel oluyor. Tabii buldunuz beleş elemanı, oluyor.
Teyze, peşimi burayı yaptım ama benim hiç halim kalmadı. Ben buranın devamını getiremem. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, benden bu kadar. Yeter. Çok sağ ol. Çünkü sıcakta bugün sizin de bildiğiniz gibi ayçiçek tarlasına su yolu açtım. Mal indirdim. Hayvan yemledim. Bahçe çapaladım. Yonca yükledim. Bir sürü iş yaptım. Yani buradan çiftçilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Yonca atarken de söylediğim gibi biz evlerimizde çok kolay bir şekilde yiyoruz ama tabii biz hiç bilmiyoruz kıymetini. Ama görüyorsunuz tek tek domatesin yanından çıkan her bir zararlı ot toplanıyor. Belki aşılıyorlar. Belki üstüne farklı bir tane daha böyle daha gür olması için, daha böyle güzel domates verebilmesi için farklı bir ilaçlama yapıyorlar, bilmiyorum. Ama biz evde çok basit bir şekilde yiyoruz. Alın teriyle toprağa işleyen tüm çiftçilerimizden Allah razı olsun diyoruz. Teyze, sizlere de teşekkür ediyorum. Yemekleriniz harikaydı. Misafirperverliğiniz çok güzeldi. Sağ olun. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı bir meslekte görüşünceye dek hoşça kalın.